Gaziantep'te miras anlaşmazlığı nedeniyle darp edildiğini söyleyen 80 yaşındaki Memik Batmaz'ın iddialarının odağındaki torunu ve gelini şok edici yeni iddialarda bulundu. Torun Yunus Batmaz, dedesinin kendilerini öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu iddia ederken, gelin Zehra Batmaz ise yaşlı adamın ayarladığı bir kadının kendisini arayarak "eşinden hamileyim, aramızdan çekil" diyerek yuvasını yıkmaya çalıştığını öne sürdü. Hepsi yalan beyanda bulunuyor, yalan söylüyor. Evlat düşmanı, torun düşmanı, evine hırsızlık suçu veriyor, benim üstüme atıyor. Parasıyla bize kadın tutuyor. Hanımından, kocasından 6 aylık hamileyim diye benim eşimi arıyor. Ondan sonra biz de bunu savcılığa veriyoruz, altından kendisi çıkıyor. Onun ardından evine hırsızlık suçu verip benim üstüme atıyor. Ondan sonra beni dövdü, yalanda bulunuyor. Ondan sonra şunu şeyletti, bunu beyletti. Hep yalan beyanlarda bulunuyor yani. Biz artık bir çare bulamadık yani. En son gittik karakola, ifade verdik. Dedik can kaybımız yoktur, malımızdan mülkümüze bir zarar gelirse bu adamdır diye. En sonunda gitmiş bana hapisten çıkan bir arkadaşımız vardı. Bunu kiralık katil olarak beni peşime takmış. 30 tane sıkacaksın buna demiş. Sana şu kadar para. Beline tabanca takayım. Yanımda gez. Anlatın hakim savcı tanıdığım var. Seni yatırmam. Adam da geldi bana anlattı. Gittik karakola ifade verdik, beyanda bulunduk karakola. Abi şimdi canlı yayında dinliyorlar da. Bu adam sana ne çağırdı, ne dedi sana? Memik Batmaz. Memik Batmaz bana ilk çağırdığında beni bir kişiyi vurduracağını söyledi para karşılığında. Evet. Kimin olduğunu söyleyince ben de dedim ki seni söyledi. Ben de sen torunu Yunus'u söyledi bana. Olmaz dedim yani, öyle bir şey imkansız dedim. Ve geldim sana söyledim. Deden sana dedim, seni vurduracak oğlum dedi. 30 tane sıktıracak dedin. Ha, 30 tane sıkacına var buna dedi bana. Ha, biz nereye gittik, ne yaptık, gittik? Biz nereye gittik, gittik karakola şikayette bulunduk. Vallahi tarihi işte cezaevinden çıktıktan 20 gün falan böyle bir zaman içerisinde. Hangi tarihte çıktın? 8. ayın 1'ine ben yasadan çıktım. Ha, karakolda ifademiz var. Karakoldaki ifademden 3 gün önce. Ha, benim oraya silah takayım dedi, şoförlüğümü yap dedi, korumalımı. İşte duydunuz, kulağınızdan duydunuz. Bu adam bunları yaptı bize. Bu adamın çoktan belli yani, evinin camını giriyor, penceresini giriyor, evi bu soydu diyor. Ben de parmak izimi aldılar, parmak izim falan çıkmadı. Ben de kendi hakkımda dava açtım daha. Şerefiye davası. Evet. Benim hanımımı arattı, bir tane kadın aradı. 6 aylık hanımından hamileyim. Hanımımı aramış, 6 aylık hamileyim, eşinden aramızdan çekil diye. Biz de savcılığa verince altından kendisi çıktı. Biz yeni atamızdır, dedemizdir diye seslenmedik. Araba halamındır. Arabayı en başından halam almıştır. Arabada hiçbir hakkı da yoktur. Arabayı istedik. Arabaya dedi ki arabanın hurdasını çıkartırım. Başka yere kaçırırım, yene vermem dedi. Size dedi öyle deyince biz de gittik dedik, arabamızı vermiyor. Ben de vardım yanlarında ifade verirken. Arabayı da biz el koyduk, arabayı aldık. Darp olayına ilişkin de evine hırsız girilmiş, süsü vermiş. Sabahına şey gelmiş, olay yeri inceleme gelmiş. Olay yeri inceleme gelince parmak izi almış, kimsenin haberi yok. Miras olayına ilişkin metronun yanında yeri vardı. Sattı. Buradaki yeri vardı, sattı. Oğluna gitti bir ev aldı. Kimseye bir çöp vermedi. Bacıları kendini mahkemeye verdi diye malı başkasının üstüne kaçırdı, geçirdi. Memik Batmaz. Dedemdir benim, dedem diyorum hala, bak hala dedem diyorum. Malı başkasının üstüne kaçırdı, kimse almasın diye. Bir tane mermercinin üstüne şeye verdi, kiracısına malı. Ondan sonra o malı ona verdikten sonra malı sattı, gitti öbür torunlarından öbür çocuklarına aldı her şeyini. Biz gene bir şey beklemedik, gene bir şey istemedik. Ama yakamızdan düşmedi. Evime hırsız soktu, elektriğimi kestirdi. Ondan sonra beni eşimden ayırtmak istedi, yuvamı dağıttı, hırsızlıktan suçladı beni. En son kiralık katili tuttu.
Hiç bu seviyeye geldi. Ama vurma olayı, ben elimi vurmadım ona. Bu şahıs dedemiz olur. Çok şükür başımıza getirmedik, olmadı. Kiralık katilden, parasından, kadından, kadının bir arada eşimden hamileyim aranızdan çekil dedi. Telefonumu savcılığa verdim, altından kendi çıktı. Bu savcılıkta ispatlı delille. Evin elektriğini kapattırdı mağdur etmek için, yuvamı yıkmaya uğraştı. Birçok şey getirdi başımıza. Kendinin anlattıklarının hepsi yalan. Beni darp ettiler diyor. Geçen gece kızları konuşmaya gitti. Daha konuşmadan eşi Nimet halamgile atılınca kim olsa o sırada atılır. Bunlar da karşılığını verdi. Kendisine elini dahi süren olmadı. Acaba darp raporunda ne almış? Bu adam bir köyün malının üstüne şerefi namusuna söz verip yemin edip yalancı şahitlik eden kişi. Bunlar, bunun suçlamalarının hiçbirini ben kabul etmiyorum. Eşime kiralık katil tuttu. Adam geldi, olanı biten arasındaki bizi anlattı. İspatlı, delilli, ses kayıtlı. Biz gittik karakola ifade verdik. Biz ifadeyi verdikten sonra bize 200 milyar kayınvalidem ve kaynımla para teklifinde geldi davamızı geri çekmek için. Günlerce korkusundan buralara gelemedi. Biz ne parasına tenezzül ettik ne de davamızı çektik, mahkeme gününü bekliyoruz. Ben gönderdim şeyi. Evet. Dairenin her için